cebimizdeki para her gün değer kaybediyor. Her şeye zam geliyor. Dolar Türk Lirası kuru adeta bir kripto para kadar volatil yani oynak. Günlük dalgalanmalar %10-15 marj aralığında gerçekleşiyor. Hatta bırakın günü saatler içerisinde oluyor bu dalgalanmalar zaman zaman. Benzine günde 1 lira civarında zam gelebiliyor. Benzin istasyonları fiyatı güncellemek için enteresan yöntemler denemek zorunda kalıyor. İşte böyle zamanlarda makro veriler çok büyük önem arz ediyor. Bu makro verilerden bir tanesi de şüphesiz ki enflasyon. En başta şunu söylemekte fayda var. İstatistik çok önemli, çok değerli bir bilim ama aynı zamanda çok da tehlikeli bir bilim. Bana şimdi bir veri verseniz, bir data verseniz deseniz ki Kadir bunu işle ve bize şu şu istediğimiz sonuçları çıkart. Bunu şu şekilde yorumla. Bunu size yapabilirim. Ben istatistik konusunda uzman birisi değilim fakat bir nebze bunu başarabilirim. Bu alanda uzman birisi ise tam olarak istediğiniz şeyi yapabilir. O nedenle veriler, istatistik çok önemli ama nasıl hesaplandıkları, nasıl ele alındıkları, nasıl yorumlandıkları da çok büyük önem arz ediyor. Türkiye'de enflasyonu bildiğiniz gibi TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu açıklıyor ve biz de TÜİK'in yayınlamış olduğu resmi değerleri referans alıyoruz. Türkiye'de enflasyon her ay gündeme gelen bir konu olsa da enflasyonun detayını birçok kişi de ne yazık ki bilmiyor. Yani yani enflasyon tam olarak nedir? Genel anlamda nasıl hesaplanıyor? Bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunun hakkında bilgi sahibi olmayan pek çok kişi var. Ben daha önce kanalın erken aşamalarında enflasyonla ilgili bazı videolar hazırlamıştım. İleride yine hazırlamayı planlıyorum. Bugünse şöyle bir şey yapacağız. Biz kendimiz bir fiyat değişim oranı hesaplayacağız. Bir enflasyon diyebiliriz buna. Tabii ki bu videoda resmi bir şey yapmıyoruz. Yani bu dikkate alınacak bir oran değil. Bununla herhangi bir şekilde piyasa yönlendirilmeyecek tabii ki. Fakat biz kendi hesabımızı kendi ölçeğimiz üzerinden yapacağız. Ne peki ölçeğimiz? Daha önce çektiğim videodaki değerleri referans alacağız. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bu değerlerin gayet doğru, gerçekçi değerler olduğunu biliyorum. Kendi ellerimle topladım hepsini, listeyi hazırladım, size videosunu yaptım ve 100 binden fazla kişi de bunları izledi. Herkes aslında o değerlerin doğru değerler olduğunu görmüş, teyit etmiş oldu. Şimdi biz o videodaki değerler 2 ay yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde 55 56 günlük bir süre içerisinde ne kadar değişmiş buna bakacağız. Yani kendi ölçeğimizde 2 aylık enflasyon hesaplayacağız gibi bir durum ortaya çıkacak. Şimdi TÜİK hesapladığı enflasyon tabii ki tüm tüketim sepetini içeriyor. Yani sadece gıda ürünleri enflasyonu değil fakat TÜİK gıda ürünlerine özel enflasyonu da belirtiyor. Biz bugün gıda ürünleri özelinde gideceğiz. Daha önceki videomuz bu temelde olduğu için fakat TÜİ'nin listesindeki gıda ürünleriyle bizim listemizdeki ürünler birebir aynı değil. Peki bu video bize ne gibi bir çıktı verecek? Ne gibi bir amaç var bu videoyu yapmakla? En azından o belirlediğimiz ürünlerde ve her haneye giren ürünlerde nasıl bir değişim olmuş bunu görmek. Her ne kadar TÜİK bizim ölçeğimiz birebir aynı olmasa da arada bir karşılaştırma yapmak. Çünkü ölçek birebir aynı olmasa bile ortak ürünler illaki olacağı için çok aman aman bir farklılık olmasını beklemememiz gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla genel anlamda bir resim görmek ve her hanenin evine girebilecek, her haneye girebilecek ürünlerden 2 aylık bir enflasyon hesaplamak kendi ölçeğimizde tekrar ediyorum. Burada resmi bir şey yapmıyoruz. Kendimiz bir hesaplama yapıyoruz. Ama gelişi güzel yalan yanlış bir hesaplamada değil, tüm verileri, gerçek verileri alarak hesaplıyoruz. Şimdi bilmeyenler için enflasyonla alakalı kısa birkaç şey söyleyeyim en başta. Enflasyon konuştuğumuz gibi her ayın 3'ünde saat 10'da açıklanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyonlarda yıllık enflasyon var. Yani aynı ayı bir önceki yılla karşılaştırıyorlar ve yıllık olarak enflasyon sepetinin ne kadar değiştiği ortaya çıkıyor. En genel anlamda geçen sene 100 lira harcadığınız ürünlere bu sene ne kadar harcadınız? Diyelim 150 lira harcadınız. O zaman yıllık %50 enflasyon diyebiliriz en genel perspektifte. Bunun dışında aylık olarak enflasyon verisinde TÜİK veriyor. Yani geçen aya göre fiyatlar ne kadar yükseldi. Mesela ekranda Kasım 2021 için enflasyon verileri var. Yani Ekim'den Kasım'a fiyatlar ne kadar değişmiş? Bunu görüyoruz ve bu veri de aralıkta açıklanıyor. Yeni açıklandı bildiğiniz gibi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyonun %27,11 olduğunu görüyoruz. Yani 100 liralık sepet 127,11'e çıkmış. Aylık değere baktığımızda ise 3 lira 92 kuruş. Yani bir ay önce 100 lira ödediğiniz şeye bir ay sonra 103 lira 92 kuruş ödemişsiniz. Yani bizim bu videonun içerisinde de konuşacağımız yüzdeler değişimlerdeki genel mantık bu. Hiç bilmeyenler için bu kısmı da bir özetlemek istedim. Geçen videomuzda çeşitli kabullerimiz vardı. Bu kabullerden bir tanesi her marketin aynı gramajdaki en ucuz ürününü almak yönündeydi. Ve listemizi tamamladığımızda gördük ki marketlerin arasında çok ciddi fiyat farklılıkları yok. Hatta Migros'la Carrefour yani halk arasında daha pahalı bilinen marketlerinde onlara göre Şoka, A101'e ve Tarım Kredi Kooperatif Market'e göre çok da pahalı olmadıklarını hatta zaman zaman ucuz olduklarını da gördük. Ve temel çıkarımımız da şuydu aslında her marketten kendimiz için en uygun ürünü almanın mantıklı olacağını konuşmuştuk. Çünkü arada... Bazı ürünlerde marketler üzerinde fiyat farklılıkları vardı ama genel sepet tutarı dediğim gibi çok yakın çıkıyordu. Videonun yorumlarında Migros'un bulgurunu neden almadığımı, Migros'un sütünü neden almadığımı soranlar olmuş. Bu gibi çeşitli marketler içinde bu tarz sorular vardı. Orada da tekrar açıkladım arkadaşlar. Yine açıklayayım. Dediğim gibi her marketteki en ucuz ürünü alıyorduk. İnternet sitesi üzerinden fiyatları listelediğimde benim baktığım sırada Migros'un bulguru ve sütü listelenmedi. Ben de görmemiş olabilirim ama iyice baktım. O yüzden listelenmedi diye ifade ediyorum. Keza sizler o yorum yaptıktan sonra ben videoyu yayınladıktan sonra tekrar baktım. Hatırladığım kadarıyla süt listeleniyordu ama bulgur hala listede yoktu. Yani mevcuttaki ürünler neyse onlarla ilerledik. Ki aklınıza takılabilecek pek çok soruyu zaten video içerisinde açıklamıştım. Örneğin Migros'ta bir Riviera yağdan bahsetmiştik. Fiyatı çok saptırabileceği için onun hesaba katılmadığı bir hesaplama daha yapmıştık gibi. Yani videoları dikkatli dinlerseniz, dikkatli izlerseniz sorduğunuz her şeyin cevabı neredeyse içlerinde oluyor. Yoksa da ben yorumlarınızı gördükten sonra ha şu noktaya değinmemişim diyorsam da veya daha fazla açıklık getirmek istiyorsam yorum olarak ekleyip başa tutturuyorum. Şimdi geçelim bu videomuzun konusuna ve başlayalım sepetlerimizi analiz edip enflasyonumuzu hesaplamaya. İlk ürünümüz 5 litrelik ayçiçek yağı. Şokta evin markasıyla satılıyor. 8 Ekim tarihinde fiyatı 68 lira 50 kuruştu. 3 Aralık'ta Şok'ta fiyatlara baktığımda 1 litrelik ve 2 litrelik olarak var bu yağ. 1 litre 21 lira 50 kuruş, 2 litre 39 lira 90 kuruş. Bu boylar üzerinden şöyle bir hesaplama yaptım ben. Normalde oran orantı olsaydı tam olarak 1 litre 21 lira 50 kuruşsa 2 litre olanın 43 lira olmasını beklerdik. Fakat 39 lira 90 kuruş. Yani litre başına fiyatın 3 lira 10 kuruş düştüğünü varsayalım arkadaşlar. Bu şekilde hesaplama yapacak olursak 5 litrelik yağ 95 lira 10 kuruş oluyor. Dolayısıyla burada kendimiz bir kabulle ilerleyip bir fiyat hesabı yaptık. Ve 26 lira 60 kuruşluk bir fiyat artışı var buna göre. Bu da %38,83'lük bir yükseliş anlamına geliyor. A101'de 8 Ekim'de vera yağının fiyatı 68 lira 50 kuruştu. 3 Aralık'taysa 89 lira 95 kuruş. Yani A101'de fiyat farkı 21 lira 45 kuruş. Bu da %31,31 ,31 fiyatın yükseldiği anlamına geliyor. Migros'ta da tıpkı Şok'ta olduğu gibi 1 litrelik ve 2 litrelik ürünleri gördüm ve onların üzerinden aynı oran orantıyı yapıp 95 lira 10 kuruşluk bir fiyata ulaşıyoruz. Migros'ta o zaman yağda indirim vardı hatırlarsanız. 68,5 liraydı ama 61,90 olarak satılıyordu. Biz de o fiyatı almıştık. O yüzden o fiyatı yine referans aldığımızda aradaki fark 33 ,20 lira 20 kuruş. Yani %53,63'lük bir yükseliş olmuş oluyor Migros'ta. Carrefour'da ise 8 Ekim'de 68 ,50 lira 50 kuruş olan fiyat 3 Aralık'ta 89 ,90 lira 90 kuruş. Bu da 21 lira 40 kuruşluk bir fark anlamına geliyor. Ki %31,24'lük bir yükseliş oluyor. İkinci ürünümüz 5 kilogramlık buğday unu. Çokta Piyale markasıyla satılıyor. Ve 8 Ekim'de 19 lira 90 kuruşken 3 Aralık'ta 37 lira 90 kuruş. 18 liralık bir fark var. Yani %90,45 yükselmiş. Çok ciddi bir yükseliş. A101'de yiyenler markasıyla satılıyor. 19 lira 90 kuruşmuş ve orada da yine 37 lira 90 kuruşa çıkmış. Orada da tabii ki fark aynı ve yüzdesel değişim de aynı. Migros'ta 17 lira 90 kuruşa satılıyormuş. 8 Ekim'de Migros markalı un ve 3 Aralık'ta 30 lira 90 kuruş fiyatı. Burada da 13 liralık bir değişim var. Bu da %72,63'lük bir artış oluyor. Carrefour'daysa 19 lira 90 kuruş olan un 37 lira 90 kuruşa çıkmış. 18 liralık bir bir fark yine %90,45 gibi ciddi bir yükseliş söz konusu. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Kendiniz de girip fiyatları kontrol ederseniz fiyatlar değişmiş olabilir ama şöyle bir durum daha var. Carrefour'da aynı un 25 lira 50 kuruş olarak da listelendi aramam sırasında. 37 lira 90 kuruş olarak da gördüm. Orada muhtemelen sistemsel bir hata var. Diğer marketlerde de 37,90 olduğu için ben aynı fiyatı belirliyorlar genelde. O yüzden 37 lira 90 kuruş aldım yüksek fiyatı aldım. Sıradaki ürünümüz 5 kilogramlık toz şeker. Şok'ta altın küp markasıyla 8 Ekim'de 26 lira 50 kuruştan satılan bu ürün 3 Aralık'ta 33 lira 95 kuruş olmuş. 7 lira 45 kuruşluk bu yükseliş %28,11'lik bir fark anlamına geliyor. A101'de petek şeker markasıyla satılıyor bu ürün ve orada da 8 Ekim 3 Aralık fiyatları aynı. Dolayısıyla fark ve fiyat değişimi de yine Şok'ta birebir aynı. Geliyoruz Migros'a. Migros'ta 1 kilogramlık küp şeker 8 Ekim'de 6 lira 25 kuruşa satılıyordu. Ve o zaman Migros'un kendi ürününe referans almıştık. Bu sefer internet sitesinde bu ürün listelenmedi ve en ucuz olarak Doğuş'un şekeri vardı. 1 kilogramlık 8 lira 95 kuruş bu kez listeye onu aldım ve bu şekilde baktığımızda 2 lira 70 kuruşluk bir fark var. Bu da %43,20'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Carrefour'a baktığımızda Carrefour'da kendi markalı şekerini 8 Ekim'de 6 lira 25 kuruştan satarken 3 Aralık'ta 7 lira 90 kuruştan listeliyor. 1 lira 65 kuruşluk fark %26,40'lık yükseliş anlamına geliyor. Sıradaki ürünümüz çay, çay fiyatı düşen ürünler arasında 8 Ekim'de şok 1 kilogramlık çay kurtiriyaki çayı 37 lira 90 kuruştan satarken 3 Aralık'ta 35 lira 50 kuruş olarak listelemiş 2 lira 40 kuruşluk düşüş %6,33'lük düşüşe tekabül ediyor. A101 aynı çayı 8 Ekim'de 37 lira 50 kuruştan satarken 3 Aralık'ta 35 lira 50 kuruştan satıyor. 2 liralık bir indirim var. Bu da %5,33'lük bir düşüş. Migros da tıpkı A101 gibi 8 Ekim'de ve 3 Aralık'ta aynı fiyatlara sahip. Oradaki düşüşte dolayısıyla 2 lira ve %5,33. Carrefour'a baktığımızda Carrefour 37 lira 90 kuruştan satıyormuş 8 Ekim'de. 3 Aralık'ta da 37 lira 90 kuruştan satıyor. Yani Carrefour çayın fiyatını düşürmemiş. Şimdiki ürünümüzde 830 gramlık salça şokta bizim vatan markasıyla 8 Ekim'de 8 lira 25 kuruşa satılıyormuş. 3 Aralık'ta 6 lira 90 kuruş olmuş. 1 lira 35 kuruşluk yani %16,36'lık bir düşüş var şokta. A101'e baktığımızda Öncü markasının salçasını 8 Ekim'de 8 lira 45 kuruştan satıyordu. 3 Aralık'ta fiyatı yine aynı. Yani A101 salça fiyatını çok da olduğu gibi düşürmemiş. Migros'a baktığımızda Migros 7 lira 45 kuruştan sattığı salçayı kendi markalı salçasını 3 Aralık'ta 6 lira 75 kuruştan satıyor. Bu da 70 kuruşluk bir indirim anlamına geliyor. %9,40'lık bir düşüş. Carrefour'a baktığımızda ise Carrefour 8 Ekim'de kendi markalı salçasını 8 lira 25 kuruştan satarken 3 Aralık'ta fiyatını düşürmüş ve 7 lira 45 kuruşa çekmiş. Yani 80 kuruşluk indirim yapmış. Bu da ürün özelinde %9,7'lik bir düşüş demek. Geldik 1 litre tam yağlı süte. Şokta mis markası satılıyor bildiğiniz gibi. 8 Ekim'de 5 lira 25 kuruşmuş. 3 Aralık'ta da aynı fiyatta bir değişim yok. A101 Birşah markalı süt satıyor. O da 5 lira 25 kuruş fiyata sahipmiş 8 Ekim'de. Yine 3 Aralık'ta da aynı. Onda da fiyat değişimi yok. Migros'ta Torku'nun sütünü o videoda referans almıştık. O zaman benim baktığımda Migros'un ürünü listelenmemişti. Ve şu anda baktığımızda Migros'un sütü listeleniyor. Fakat biz aynı sepet üzerindeki değişimi hesaplayacağımız için yine Torku ürününü referans aldık. 8 Ekim'de 6 lira 45 kuruşmuş. 3 Aralık'ta 6 lira 95 kuruş. Yani 50 kuruşluk bir artış var. %7,75. Karfur'a baktığımızda Karfur 5 lira 25 kuruştan satıyormuş kendi markalı ürününü. 3 Aralık'ta fiyat yine aynı. Karfur'da da bir değişim yok. 2,5 kilogramlık Baldo pirince baktığımızda Şok'ta Anadolu Mutfağı markasıyla satılıyor. 8 Ekim fiyatı 29 lira 50 kuruştu. 3 Aralık'ta 31 lira 50 kuruş olmuş. 2 liralık yani %6,78'lik bir artış söz konusu. A101 Ova'dan markasıyla satıyor bu ürünü. 29 lira 50 kuruştan satıyormuş. 3 Aralık'ta yine 29 lira 50 kuruş. Bu ürüne zam yapmamış. Migros'un kendi markasıyla sattığı ürüne baktığımızda 29 lira 50 kuruşmuş. Yine aynı fiyattan satıyor. Migros'ta zam yapmamış. Carrefour'a baktığımızda Carrefour 26 lira 50 kuruştan satıyormuş 8 Ekim'de. 3 Aralık'ta ise 31 lira 50 kuruştan satıldığını görüyoruz. Bu 5 liralık bir fark %18,87'lik yükseliş anlamına geliyor. 1 kilogramlık pilavlık bulgura baktığımızda Şok'ta yine Anadolu Mutfağı markasıyla satılıyor. 8 Ekim'de 5 lira 90 kuruşken 3 Aralık'ta 6 lira 50 kuruş olmuş. 60 kuruşluk bu fiyat artışı %10,17'lik bir fark anlamına geliyor. A101'de Yöremce markasıyla satılıyor ve A101'de de 8 Ekim ve 3 Aralık fiyatı tıpkı şokta olduğu gibi dolayısıyla oradaki değişim de aynı. Migros'a baktığımızda Migros 8 Ekim'de 8 lira 70 TL kuruştan satarken 3 Aralık'ta 9 lira 50 TL kuruştan satıyor. Burada 80 kuruşluk bir artış var. Yani %9,20 yükselmiş ürünün fiyatı. Burada yine Torku'nun ürününü referans alıyorum. Biraz önce söylediğim gibi ilk videoda ona referans aldığımız için o zaman Migros'un ürünü listelenmediği için yine aynı şeyi yapıyoruz. Tutarlılık olması açısından. Carrefour'a baktığımızda Carrefour'da markasız olarak satılıyormuş. 5 lira 45 kuruştan 8 Ekim'de 3 Aralık'ta 6 lira 95 kuruş olarak gördüğüm fiyatı 1,5 liralık fark %27,52'ye tekabül ediyor. 1 kilogramlık nohuta baktığımızda şok 8 Ekim'de 10 lira 75 kuruştan Anadolu mutfağı markasıyla satarken 3 Aralık'ta aynı markayı 11 lira 90 kuruştan satıyor. Bu 1 lira 15 kuruşluk yükseliş %11,70'lik artış anlamına geliyor. A101 de yine yöremce markasıyla aynı fiyatlarda satış yapıyormuş. 8 Ekim'de ve 3 Aralık'ta oradaki değişimde de %10,70. Migros'a baktığımızda Migros'ta da ürünün 8 Ekim ve 3 Aralık fiyatlarının Şok ve a 101dekiyle aynı olduğunu ve farkın aynı olduğunu görebiliyoruz. Carrefour 8 Ekim'de 10 lira 75 kuruştan satarken 3 Aralık'ta da aynı fiyattan satıyor. Yani diğer markalar, diğer firmalar bu ürüne zam yaparken Carrefour bu üründe zam yapmamış. 1 kilogramlık mercimeğe baktığımızda Şok 8 Ekim'de 12 lira 75 kuruş olan fiyatını 3 Aralık'ta da aynı tutmuş ve fiyatı değiştirmemiş. A101'de de durum aynı. 12 lira 75 kuruş olan fiyat değiştirilmemiş. Migros'a baktığımızda 8 Ekim'de 11 lira 95 kuruş olan fiyat 3 Aralık'ta 17 lira 25 kuruş olmuş. Bu %44,35'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Burada bir istisnai durum belirteceğim arkadaşlar. Biz geçen listemizde Migros'un kendi markalı ürünü listelenmediği için Migros'un M Life ismindeki diğer bir markası var. Onu referans almıştık. M Life Bio'yu referans almıştık. O ürün o zaman 11 lira 95 kuruştu. Şu an 17 lira 25 kuruş. O yüzden onu aldım. Dediğim gibi tutarlılık için. Ama şu anda Migros'un da aslında 12 lira 75 kuruşluk kendi mercimeği satılıyor. Onu belirtmekte fayda var. O yüzden burada Migros'taki fiyat yükselişi çok fazla gözüküyor. Ürün özelinde çok yüksek. Ama diğer mercimeği referans alırsak aslında diğerleri gibi diyebiliriz. Carrefour'a baktığımızda Carrefour 15 lira 90 kuruş olan fiyatını 3 Aralık'ta da aynı tutmuş ve bu üründe de zam yapmamış. 500 gramlık makarnaya baktığımızda Şok 8 Ekim'de Piyale markasıyla 2 lira 95 kuruştan satarken 3 Aralık'ta 3 lira 25 kuruştan satıyor. 30 kuruşluk zam %10,17'lik yükseliş anlamına geliyor. A101 Oba markasıyla satıyordu 8 Ekim'de 2 lira 45 kuruştu, 4 lira 45 kuruştu. Bu da 2 liralık bir fark anlamına geliyor. Onu aldık dolayısıyla %81,63'lük bir yükseliş. Migros'a baktığımızda 2 lira 95 kuruş olan Migros'un kendi markalı makarnası 3 lira 25 kuruş olmuş. 30 kuruşluk bir fark %10,17'ye tekabül ediyor. Carrefour makarnada da zam yapmamış ve kendi markalı ürününü 2 lira 95 kuruştan satıyormuş. Yine aynı fiyattan satıyor. 830 gramlık konserve bezelyeye baktığımızda şokta bizim vatan markasıyla 5 lira 50 kuruştan satılırken 3 aralıkta 3 lira 90 kuruşa çekilmiş fiyat. 1 lira 60 kuruşluk bir indirim var. Yani %29,09'luk bir indirim. A101'de Tukaş markalı ürün satılıyormuş 8 Ekim'de 8 lira 95 kuruştan. Aynı ürüne 3 Aralık'ta baktığımızda 9 lira 95 kuruş. 1 liralık bir yükseliş var. Bu da %11,71 arttığı anlamına geliyor. Migros'a baktığımızda ise 4 lira 85 kuruşa satıyormuş kendi markalı ürününü. 8 Ekim'de 3 Aralık'ta 3 lira 90 kuruş. Yani Migros'ta 95 kuruşluk bir indirim yapmış. %19,59 demek bu. Carrefour 8 Ekim'de Tamek markalı bu ürünü 8 lira 75 kuruştan satarken 3 Aralık'ta da yine 8 lira 75 kuruştan satıyor. Bu ürün özelinde de bu marka özelinde de zam yapılmamış. Evet bu noktaya kadar şok A101 Migros ve Carrefour'un ürünlerine baktık. Şimdi geçen videoda hatırlarsanız A101'i 13 üründe incelediğimizi, diğer markaları 20 üründe incelediğimizi belirtmiştim. Çünkü bazı ürünler A101'de listelenmemişti. Şu an hesaplarımızı o videoyu referans alarak yaptığımız için yine A101'i bundan sonra devreye katmayıp diğer markalara bakacağız. Sıradaki ürün Şehriye zaten makarnayla aynı fiyattan satılıyor ama ben yine de listeye eklemiştim. 8 Ekim'de Şokta Piyale markasıyla 2 lira 95 kuruştan satılırken 3 Aralık'ta 3 lira 25 kuruştan satılıyor. %10,17'lik bir yükseliş var. Migros da kendi markalı ürününü aynı fiyatlardan satıyor. Aynı zam mı yapmış? %10,17. Carrefour'sa kendi markalı ürününü 2 lira 95 kuruştan satıyormuş. Yani diğerleriyle aynı. Fakat diğerleri gibi zam yapmamış. Carrefour'da herhangi bir değişim yok. 15'te large yumurtaya baktığımızda 8 Ekim'de şokta Anadolu çiftliği markasıyla 16 lira 90 kuruşa satılan ürün 3 Aralık'ta 19 lira 90 kuruş. Bu da %17,75'lik bir yükseliş. Migros da aynı fiyatlardan satıyormuş. Yumurtacım markası 16 lira 90 kuruşluk ürün. Orada da 3 lira zamlanmış ve 19 lira 90 kuruş olmuş. %17,75 yani. Carrefour kendi markasını 16 lira 90 kuruştan satıyormuş. Şu anda Carrefour'un kendi markasını bulamadım. O yüzden en ucuz diğer ürünü referans aldım. En ucuz diğer üründe Kumbasar adlı markanın yumurtası. Carrefour'da satılan 23 lira 95 kuruş. Burada 7 lira 5 kuruş gibi çok ciddi bir fark meydana geliyor. Bu da %41,72'lik yükseliş anlamına geliyor. Yani Carrefour'un belki kendi ürünü listelenseydi fiyat farkı bu kadar yüksek olmayacaktı muhtemelen. Ama dediğimiz gibi belirli kabullerle ilerliyoruz. Aynı ürünü bulmaya çalışıyoruz. Yoksa da en ucuz listelenenini buluyoruz. O yüzden bu şekilde ilerliyoruz. 1 kilogramlık Tereyağı Şok'ta Mis markasıyla satılıyor. 39 lira 90 kuruşmuş 8 Ekim'de, 3 Aralık'ta 44 lira 90 kuruş. Bu 5 liralık fark %12,53'lük bir yükseliş. Aynı fiyatlar ve aynı değişim Migros'ta da söz konusu. Migros'ta kendi markasıyla satıyor. Carrefour 44 lira 90 kuruştan satıyormuş ve tereyağının fiyatını değiştirmemiş. Carrefour'da değişim 0. Patatese baktığımızda 1 kilo patates Şok'ta 2 lira 95 kuruşken 8 Ekim'de 3 Aralık'ta 4 lira 50 kuruş. Bu 1 lira 55 kuruşluk fark %52,54'lük yükseliş anlamına geliyor. Migros'ta 8 Ekim'de kilosu 3 lirayken 3 Aralık'ta 3.55 olmuş. Bu 55 kuruşluk fark %18,33. Carrefour 3 lira 49 kuruştan satarken 3 lira 25 kuruşa düşürmüş. Yani %6,88 düşürmüş fiyatını. 1 kilogram soğan çokta 8 Ekim'de 1 lira 95 kuruş, 3 Aralık'ta 1 lira 45 kuruş. 50 kuruşluk bu indirim %25,64 düştüğü anlamına geliyor fiyatın. Migros'ta 2 lira 45 kuruşken 8 Ekim'de 3 Aralık'ta 1 lira 25 kuruş, 1 lira 20 kuruş düşmüş. Yani %48,98 oranında düşmüş. Carrefour bu üründe de fiyatı değiştirmemiş. 1 lira 49 kuruştan satıyormuş. Yine aynı. Geldik 1 litrelik Riviera zeytinyağına. Şok'ta Leo markasıyla satılıyor ve 29 lira 50 kuruşken 8 Ekim'de 3 Aralık'ta 31 lira. 1,5 liralık artış, %5,08'lik yükseliş. O zaman söylemiştim. Migros için bu yağ çok ciddi bir outlier oluyor ve bu aykırı değer bizim hesaplamalarımızı saptırıyor demiştim. Migros'ta daha ucuz bir ürün yok. Diğer marketlere göre Riviera çok pahalı olarak gözüküyor. Kendi markası da listelenmiyor demiştim. Var mı bilmiyorum kendi markası bu alanda. 8 Ekim'de 45 lira 25 kuruştu. 3 Aralık'ta da 45 lira 25 kuruş. Değişim yok fakat diğerlerine göre çok pahalı. Carrefour 31 lira 45 kuruştan kendi markasını satıyormuş. 3 Aralık'ta 32 lira 90 kuruşa çıkmış. 1 lira 45 kuruşluk fark %4,61'e denk geliyor. 1 litrelik zeytinyağına baktığımızda da 8 Ekim'de 33 lira 50 kuruş. 3 Aralık'ta 37 lira 50 kuruş şokta Lio markasıyla. 4 liralık fark %11,94. Migros 33 lira 50 kuruştan satıyormuş. Fakat 3 Aralık'ta baktığımızda listelenen ürün 52 lira 95 kuruş. 19 lira 45 kuruş gibi ciddi bir fark var. Bu da %58,06 yükseliş olduğu anlamına geliyor. Fakat Migros'un 8 Ekim'deki ürünün adı Ekiz'di. 3 Aralık'taki ürünün adı Anadolu Hazineleri. Yani en ucuz listelenen ürün buydu. Ekiz olmadığı için. Dolayısıyla bunu aldım. Carrefour kendi markalı ürününü 33 lira 50 kuruştan satıyormuş. 36 lira 90 kuruş yapmış. 3 lira 40 kuruşluk yükseliş. 100... Şimdi arkadaşlar sonuca baktığımızda 4 marketi 13 ürün özelinde karşılaştıracak olursak her birini kendi içerisinde yani 55 gün, 56 gün önceye göre fiyatlar ne kadar değişmiş diye yüzdesel anlamda. A101'in fiyatları %21,16 yükselmiş. Şok'un fiyatları %21,86, Carrefour'un fiyatları %21,91 ve Migros'un fiyatları da %25,68 yükselmiş. Ortalama olarak %22,65'lik bir değişim söz konusu. 20 ürüne birden bakacak olursak Carrefour %17,18, Çok %18,31, Migros %23,06 yükselmiş. Ortalaması 19,52. Şimdi biz fiyatlarımızda 8 Ekim tarihini ve 3 Aralık tarihini referans alıyoruz. Bu da 56 gün yani 2 aya yakın bir süre. Bizi hangi fiyatlar ilgilendiriyor? Ekim-Kasım değişimi ve Kasım-Aralık değişimi. Değerlerimiz ayın tam başı değil veya ayın tam sonu değil ama söylediğim gibi 2 aylık bir periyot yaklaşık olarak. Bu periyotta biz neye bakacağız? Ekim ayı gıda enflasyonuyla Kasım ayı gıda enflasyonuna bakalım. Şimdi Ekim ayından Kasım ayına fiyatların ne kadar değiştiğini görmek için Aralık ayında açıklanan Kasım enflasyonuna bakacağız. Kasım'la Aralık ayında fiyatların nasıl değiştiğini görmek içinse Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonuna bakmamız gerekecek. O veri şu anda yok. O zaman ben de şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. TÜİ'nin sitesinde Eylül, Ekim gıda enflasyonuna bakıyorum. Ekim ayı gıda enflasyonu %2,39. Kasım ayı gıda enflasyonu da %3,92. Lineer şekilde gittiğine dair bir varsayım yapalım. 3,92'den 2,39'u çıkarırsak 1,53. O zaman diyorum ki gelecek ay açıklanacak değer de bu kadar artacak olsun. 3,92 ile 1,53'ü topluyorum ve 5.45 elde ediyorum. Şimdi şöyle bir hesap yapıyoruz. İlk değerimiz ne? %3,92'lik bir değişim. Bir aylık değişim bu. 100 lira oldu size 103,92 liralık sepet. Sonra bunun üzerine %5,45'lik bir artış daha olacak. Bunu hesaplarsak 5,66 civarında bir değer elde ediyor. 103,92 ile de bu değeri toplarsak 109,58. Yani 100 liralık sepetimiz bu 2 aylık veriye göre 9,58 %9,58 artmış olacak. Peki lineer gitmesin, yüzdesel olarak aynı ilerlesin. Bir de bunun hesabını yapalım. 3,92'den bir önceki ayı 2,39'u çıkardım. 1,53 buldum. Sonra 1,53'ü 2,39'a bölüp %64'e hesapladım. 3, 92'nin de %64,01'ini aldım. 2,51 geldi. Bu ikisini topladığımızda da 6,43'lük yüzdesel bir değişim oluyor. O zaman 100 liram %3,92 ile bir aylıkla 103,92 oldu. Sonra bunu da aldım. %6,43 de çarptım oradan 6,68'lik bir değişim daha geldi ve son durumda 103,92 artı 6,68'den 110,60 oldu sepet tutarım yani %10,60'lık bir enflasyon oluyor. Şimdi biz en düşük değeri referans alalım neydi? Carrefour'un değeriydi %17,18. Biraz önce yaptığımız yüzdesel hesaba göre ilerlersek o hesaplanan enflasyonla... Bizimkinin arasında %62'lik bir fark var. Lineer yaptığımız hesaba göre de %79'luk bir fark var. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, TÜİK'te birebir aynı listeyi kullanmadık. Bununla birlikte biz de çok temel gıda ürünlerini aldık. Daha farklı ürünleri tabii ki alabilirdim ama bizim daha önceki videomuzda o değerler yer aldığı için ki o ürünleri neye göre belirlemiştim o ürünleri Tarım Kredi Kooperatif'in sitesinde o ürünlerin fiyatları var olduğu için onları seçmiştim. Yoksa ettir, peynirdir o tarz şeyleri de tabii ki bu listeye koymakta fayda var. Ayrıca Aralık ayının enflasyonunu da yani Kasım ve Aralık arasında meydana gelecek yüzdesel değişimi de Ocak ayında açıklanacak değeri de bilmeden böyle bir hesaplama yaptık. Biz sadece bir kestirim yaptık. O nedenle karşılaştırma %100 doğrudur demiyorum. Fakat kendi içimizde yaptığımız karşılaştırma yani bir önceki iki ay önceki fiyatlarla bu ayki fiyatları karşılaştırmamız tabii ki hepsini zaten ekran görüntüleriyle paylaşıyorum. Doğru. Arada belki bir iki üründe ufak tefek hatam vardır. Çok detaylı bakmama rağmen. Ama ben yine listeyi de aşağıda paylaşırım. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Tabii siz bakana kadar fiyatlarda değişiklikler de olabilir. Yüzdesel değişimlere ürün özelinde tekrar topluca bakacak olursak arkadaşlar un gibi, şeker gibi, Yağ gibi ürünlerde çok çok ciddi fiyat artışları var. Bazı ürünlere baktığınızda da örneğin makarna. 30 kuruş artmış işte 2 lira 95'miş 3 lira 25 kuruş olmuş. Çok büyük bir şey değil. Ama aldığınız makarnanın paket sayısı arttıkça tabii ki bu fark yükselecek. Onu da bir kenara koydum. Asıl olan şey yüzdesel değişimdir arkadaşlar. Bir ürün kendi fiyatına göre ne kadar büyüdü. Yani 1 liralık ürün... Bir lira olduğunda 50 kuruş çok da yüksek değil denmemesi gerekiyor. %50 zam geldi. Çok ciddi bir oran. O yüzden oranlar özelinde düşündüğümüzde ve sadece 2 aylık bir süreden bahsediyoruz 55-60 günden ciddi anlamda fiyat artışları söz konusu. Evet doğru veriye doğru bilgiye ulaşmak, onu derlemek, analiz etmek, yorumlamak önemli şeyler arkadaşlar. Medyada birçok yerde bilgiler, veriler, listeler görüyorsunuz. Ama bazı yayın kuruluşları internetteki var olan fiyatları bile alıp değiştirip yayınlayabiliyor, çarpıtabiliyor. O yüzden olabildiğince bu şekilde ispatlı bir şekilde size ekran görüntülerinde alarak anlattım hepsini. Gerçek bir enflasyon söz konusu arkadaşlar. Fiyatlar gerçekten ciddi şekilde yükseliyor. Bunu sadece marketlerin yaptığını düşünenlerden değilim ben kendi adıma. Çünkü hakikaten her şeyin maliyeti yükseliyor ve bu maliyetlerde tabii ki kaçınılmaz olarak ürünlere yansımak zorunda. Marketlerle alakalı da problem şu, geçen videoda da görmüştük. Ürünlerde birebir neredeyse aynı fiyatları belirliyorlar. Ha bu bizim işimize de gelebilecek bir şey olabilir tüketici olarak. Çünkü rastgele söylüyorum. Çok 20 liralık bir ürünü 15 liraya çektiğinde ötekiler de 15 liraya çekerse tüketici olarak bizim lehimizedir. Ama tersi uygulanırsa bir market 25'e satmaya başladığında ötekiler de fiyatını yükseltiyorsa veya bu aralarda bir karar verme, bir araya gelip karar verme neticesinde tamamen ilerleyip fiyat yükseltme olursa evet o bizim için çok çok büyük bir problem tüketici olarak. Fakat dediğim gibi gün sonunda ben fiyat artışlarını tamamen bu duruma bağlamıyorum böyle bile olsa. Evet konu önerilerinizi benden dinlemek istediğiniz her türlü konu önerisini yorumlara yazabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O videoya dek hoşçakalın ve her zaman doğru bilgi